benden dolu ev turu videosu geldi. Aslında çok da geç kalmış bir dolu ev turu videosu sayılmaz. Çünkü bence insanlar zaten 2 ayda falan çekiyor. Yani boş ev turunun üstünden anca 2 ay geçiyor. Sonra dolu ev turu videosu görüyoruz. O yüzden 2-3 ay bence çok da sizi beklettim demeyeceğim yani. Bence iyi bir süre. Bugün dolu ev turu videosu çekiyoruz kısaca. Anladığınız üzere daha önceki videoda Sonic yoktu. Sonic olmayan bir ev zaten boş ev demek oluyor benim gözümde. Ses olarak da, hacim olarak da. Neyse daha önce buradan başlamıştık. Yine aynı yöntemle gidelim diye düşündüm. Böyle buradan tek tek odaları sırayla göreceğiz. Şöyle bir Sony'yi bırakarak başlayayım. Hatta yenilikleri söyleyerek başlayayım. İlk olarak evimizin en yeni üyelerinden bir tanesi bu halı. Dün aldık Ikea'dan. Sırf yani buraya böyle koymak için, burada böyle farklı bir renk olsun falan diye, hani duvarın rengi açık, yerin rengi açık, böyle bir değişiklik olsun, hafiften yerde renk olsun diye aldık. Bir de böyle içeri girince hemen yere basmaktansa halıya basmak güzel oluyor bence. Bu dolaplarla ilgili konuşmuştuk zaten. Herkes demişti ki işte onun içine ne temizlik malzemesi depolanır falan. Aynen öyle oldu. Çok güzel böyle her şeyi topluyor yani burası. Şöyle göstereyim. Biraz dağınık ama oraya takılmıyorum. Temizlik malzemesi zaten. Böyle bir işte süpürgeyi, bilmem neyi, villadayı bir şeyleri doldurduk. Üst tarafta zaten ayakkabılar var. Burada da... Burada da Eren'in ayakkabı sayısı gördüğünüz gibi 75 tane ayakkabısı. İşte burada saçma sapan şeyler. Burası genel ayakkabı, karman çorman. Kapatıyorum. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Geçiyoruz. Banyodan devam edelim. Sırayla gidelim odalara. Burası banyo. Banyoyla ilgili de çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü ya ben şeyi çok istiyorum. Hani böyle banyo tezgahının üstüne böyle mumlar, kokular, bir şeyler, halılar koyuyorlar ya, çok güzel. Olsan mesela çok güzel yapmıştı, evinde görmüştüm. Çok istiyorum ama asla bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Yani aslında ev dekoru konusunda çok kötü bir insan değilim ama bunu bilmiyorum ya. Bu bilmediğim bir konu. Göstereyim içeriği. Hiçbir şey yapmadım banyoya. Sadece yani gerekli eşyalarımızı içeri koyduk. Şu köşeye o dediğim gibi bir şeyler alıp yapmak istiyorum. İşte mum olur, koku olur, bir şeyler. Bu dolabın içini... Ya bu dolap benim oldu. İşte yüz malzemeleri, saç malzemeleri, ojeler bir şeyler. Geçtik, bu dolapta Eren'in olduğu. Göstermek istiyor musun dolabını? Hayır, istemiyorum. Tamam, istemiyormuş. Alt tarafta da işte temizlik malzemeleri falan var. Çamaşır makinemiz geldi. Şofben hala gitmedi. Onu eski kiracı alacak. Devam edebiliriz. Banyoda çok fazla söyleyeceğim bir şey yok çünkü henüz yapmadım. Dönelim şuradan. Buraya ayakkabılığı koyduk. Aslında ayakkabılığı başta şuraya koymuştuk. Gösteririm şimdi dönerken. Sonra vazgeçip buraya koyduk çünkü internetin mecburen şuradan gelmesi gerekiyordu. Gösterelim orayı hemen. Rezalet. Şuradaki mükemmel detayı ben inşa ettim. Sonra burada çok böyle harika bir dönüş yapıyor. Oradan böyle buraya uzanıyor ve mükemmel son. Bunu ben yaptım. Evet. Eren gitti sağ olsun, kanal aldı. Biz böyle ortadan geçen kablodan nefret ediyoruz yani ikimiz de. Eren daha da nefret ediyor benden. Neyse, o nedenle ayakkabılığı buraya almamız gerekti. Çünkü modemin böyle bir yükseklikte durması gerekiyormuş. Ayakkabılığın üstünde. Bu daha önce eski evde zaten bunu belki hatırlıyorsunuzdur. Bu vazoları koydum. Bu tablo da eski evde ayakkabılığın üstündeydi. Bu sefer onu duvara koydum. Çünkü sürekli biz bunu takır takır buradan düşürüyoruz. Burada Sony'in essential'ları olduğu için yani burayı çok sık kullanıyoruz. Bir de işte buraya aç kapı falan düşüyor. Neyse. O yüzden burayı böyle yaptık. Yatak odasına geçelim. Yatak odası da tam düşündüğümüz gibi oldu. Yani burada şu kadar bir boşluk kalır diyordum. Tam o kadar kaldı. Hatta biraz daha az. Yani şuradan öbür tarafa geçmek biraz tatsız açıkçası. Ama zaten o tarafı çok fazla kullanmıyoruz. Yani sadece yatarken, kalkarken falan. Ayna orada kaldı. Henüz aynayı asmadık. Onu da koridorun girişine asabiliriz. Oradaki halini sevmiyor da değilim. Bunlar da burada kuruyor şu anda. O yüzden burası böyle. Monstera'yı geçici olarak bu odaya koymuştum ama burayı çok sevdi. 3-5 yeni yaprak çıkardı. O yüzden onları yerine değiştirmeyeceğim, çiçekleri. Öyle. Bunlar buraya geldi. Bunları sevmiyorum. Değiştirme ihtimalimiz var. Ama acelemiz de yok. Dolabı da dediğimiz gibi buraya koyduk. Tam oldu böyle bir şey alanı gibi. Oğlum ne istiyorsun kuzum? Ne istiyorsun oğlum? Gel bakalım. Böyle burada da çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çünkü az eşya var zaten. Yani dolap, yatak, ayna, çiçek. Bu kadar. Geçelim. Diğer evde koltuğun arkasında böyle galeri wall gibi olan yeri, yerdeki tabloları dağıttık evin her yerine. Nereye asacağımızı şaşırdık. Daha bugün astık bunları. Yani sırf videonun hatırında, yoksa benim asla böyle tablo asma falan gibi bir niyetim yoktu bugün. Bence büyük efor ve büyük aslında planlama gerektiren bir iş. Neyse, sonuç olarak böyle her birini başka başka yerlere böldük. Koridora böyle 3 tanesini koyduk. Koridorun diğer duvarına da Eren'in Hot Wheels oyuncaklarını kutu kutu yapmıştım ya diğer evde. Yine onları öyle yapacağım. Buraya böyle sıralayacağız. Plan bu. Evin essential'ı Sony'in çişbedi. Bir evin koridorunun en güzel dekoru. Devam edelim. Küçük odaya geçelim. Küçük odayı da daha yeni, dün ilk defa düzgün bir hale getirdik. Ondan önce böyle depo alanı gibiydi. Hala öyle. Çamlandı. Şu an yine biraz öyle ama daha eskisine göre derli toplu yani. Burada bir pota var. Evet. Bu da yine evin en önemli eşyalarından bir tanesi. Buraya dün bir masa aldık. Instagram'dan takip ediyorsanız paylaştığım reel'i görmüşsünüzdür. Ikea'ya gittik ve böyle eve ne lazımsa aldık falan. 2 yıldır home office'iz ve ben daha yeni bir masa aldım. Daha öncesinde Eren'le
salondaki masada ortak çalışmaya çalışıyorduk. Ama aynı anda ikimizin toplantısı olunca birimiz öbür odaya gidiyordu falan, yatakta çalışıyorduk. Zor oluyordu. Niye almadık bilmiyorum şimdiye kadar. Bu tabloyu da eski evden hatırlarsınız. Bu tablo yukarı asılacak. Bu arada puzzle çok sevdiğimi söylemiş miydim? Bu bana Eren'in ikinci yılımızdaki falan herhalde doğum günü hediyesiydi. Diğer astronot puzzle'ı da doğum günü hediyesiydi çok sevdiğim için. Neyse, bunu buraya asacağız. Ama önce çerçevesini değiştireceğiz. O yüzden şu anda burada duruyor. Burayı böyle bir çalışma alanı yaptım. Daha dün yaptım yani bunu. Benjamin'i buraya koyduk. Bu çiçekleri de buraya koydum. Ben bu fikus çiçeği hakkında bir şey söylemek istiyorum. Beni gerçekten nefret ettirdi yani. Bu çiçek aldığımda hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir sürü yaprağı vardı. Asla yeni bir yaprak çıkarmadı ve bir sürü yaprağını da döktü. Beni inanılmaz uğraştırdı. Bu eve geldiğimizde artık bundan vazgeçip ben balkona attım yani. Böyle ilgilenmemeye başladım. Sonra bir de bitki coşturan diye bir şey aldım. Bitki besini. Bunun içine döktüm ve anında bir yeni yaprak çıkardı. Gösterebilecek miyiz? Şurası. Yani ne kadar ilgilenmezsek gerçekten o kadar iyi oluyor sanırım. Kaçan kovalanır değil mi? Kaçan kovalanıyor gerçekten. Kovalanmayan da... Kaçmıyor. Geliyor herhalde. Evet, öyle bir şey oluyor. Balkonu göstermiştim. Hiçbir şey yapmadık balkona. Şehir manzaralı. Mükemmel. Balkona hiçbir şey yapmadık. Yani sadece şu iki sandalyeyi attık. Onları da evin içinde yer olmadığı için attık yani. Masa falan atıp da balkonda oturan insanlar değiliz. Eren halıyı bahsettim. Bu halıyı da bu arada annem yapmıştı. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Halı demeyeyim, kilim aslında bu. Neyse, burası böyle. Bu koltuk salona sığmadı. Salonda köşedeydi. Çiçeklerin yanındaydı. Sığmadığı için bu odaya koyduk onu. Şuradaki rezalet. Oraya bakmayalım. Orası daha tamamlanmadı. Bu tablo buraya gelecek. Bunu da henüz asmadık çünkü bunun da çerçevesi değişecek. Bu böyle burada bekliyor çerçevelenmeyi. Burada da tabii birkaç tane ıvır zıvır var. Onlara bakmayalım. Neyse, dolaplar buraya geldi. Bunlar da işte kışlıklarımız falan olan dolaplar. Bunlar da böyle evin farklı yerlerine böldüğümüz tablolar. Devam edelim. Sony'nin eşyalarının devamı. Mama kabı, oyuncak sepeti. Geldik mutfağa. Mutfağın beni hiç ilgilendirmediğini söylemiştim zaten. Hatırlıyorsunuzdur diğer videoyu izlediyseniz. Neyse, işte tabii ki buzdolabı buraya, bulaşık makinesi buraya geldi. Şuraya şöyle bir kahve köşemsi bir şey yaptık. Yani kahveyle ilgili her şey bu dolapta. İşte kahveler, çaylar. Bir evde tezgahın üstünde muz yoksa o ev ev değildir benim gözümde. O yüzden burada hep muz duruyor. Neyse, buralara hiçbir şey yapmadık. Yani öyle. Bunları da dün aldık. İki tane tablo Ikea'dan. Çok güzel değil mi? Burada sebzeler var. Burada da otlar var. Böyle Ikea'da görünce hemen atladım aldım. Burada da Sony'in mamaları duruyor. Devam edebiliriz. Buraya da böyle bir halı attık bu arada. Yani çok da düşünmedik üzerine. Belki değiştiririz bunu. Hani rengi falan böyle farklı bir şey olsun. Mutfak birazcık renklensin diye ama bilmiyorum, şu an için öyle bir plan yok. Ve salona geçiyoruz. Salonun girişinde bizi Sony'in oyuncakları karşılıyor. Bunu da dün Ikea'dan aldım. Bayağıdır ben bunu görüyordum Ikea'da ama 140 lira diye almıyordum. Ikea'nın böyle fırsat köşesi var ya. İade ürünlerin satıldığı fırsat köşesi var ya. Oradan aldık ama hiçbir defosu da yok yani, anlamadım ne olduğunu. Oradan 70 liraya aldık, çok mutluyum. Adeta kusursuz görüyorsunuz. Neyse, geldik salona, giriyoruz. Salon, daha önceki videoda da söylemiştim, evin en aydınlık odası. Buraya yine şu tabloları koyduk hemen girişe. Eren'in en sevdiği iki tablo bu. Girişte yine bizi Eren'in enstrümanları karşılıyor ve de tabii ki handy dandy Lego vitrini. Bunu da söylemiş miydim hatırlamıyorum. Ikea'dan almıştık ve yine o fırsat köşesinden almıştık. Getirirken canımız çıkmıştı ama hiçbir hasarı kusuru yok. Yani niye oradaydı bilmiyorum. Bunu da böyle yarı fiyatından az falan. Ne kadar da ölücü bir kız. Bakalım. Bu düşmüş bu adam. Adam düşmüş. Düşenin dostu olmaz, onu kaldırmayacağım. Sonra döndük. Bu tabloyu da daha bugün astık sırf bu videonun hatırına. Fazla doldurmadık bu odayı çünkü oda zaten çok dolu. Lambaderi oraya koyduk. Koltuğu buraya koyduk. Kitaplık orada. Zaten sehpalar ve masa. Masa odaya bence sığmadı. Yani biz ilk masayı koyduğumuzda odaya dedik ki yok, masayı satalım yani. Masamız olmasın. Çünkü teknik koltuğumuz da dışarıda kalıyor. Hatta masayı satılığa falan çıkardık. Aynı gün alıcı da bulduk ama kağıthaneye gelmeye üşendi alıcı kişisi. Böylece vazgeçti. İyi ki de vazgeçmiş. Çünkü yani şu anki halinden ben nefret etmiyorum. Böyle birazcık bir ayar yaptık, koltuğu çektik falan. Öyle ayarlayınca bence fena olmadı. Şöyle bir bakınca. Kullanırken sadece birazcık zorluk çıkarıyor. Yani masanın bu tarafını pencereye çok yaklaştırdık. Bu pencereyi tamamen açamıyoruz. Üstten açıyoruz zaten, çok rüzgarlı oluyor tamamen açınca. Sadece buradan böyle girmesi çıkması birazcık rahatsız edici. Onun haricinde de bir sorun yok yani, şuralarda yaşanıyor normal. Öyle sapmamaya karar verdik sonuç olarak. Döndük kitaplık. Kitaplığı Eren bugün bu video için düzeltti. Şöyle yaptık. Bu Legolar diğer vitrine sığmadığı için. Hayır, sığsa da zaten onlar uzay gemisi. Bak bunlar uzay gemisi. Bunlar ne? Dinozor. Dinozor. Tamam, farklı çağların Legoları olduğu için bunları buraya ayrı bir yere koymaya karar vermişiz. Kitaplar, kaktüsler,
Kaktüsler, komik fotoğrafımız, yeni ürettiğim Monstera, yine enstrümanlar, Sonic ve kutular. Sonra döndük, biraz önce şikayet ettiğim çiçek vardı ya, o çiçekten nefret ettim demeyeyim ama o çiçeklerimiz çok bozuk olduğu için gittim ben bunu Koçtaş'tan aldım. Koçtaş'ın karanlık zindanlarında bu hale gelebilen bir bitki, böyle sağlıklı bir bitki nasıl benim evimde yaşayamıyor inanamıyorum. Bütün bitkiler sağlıklı, benim evimdeki bana kök söktürdü gerçekten. Neyse, televizyon da burada, zaten anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Dijitürk'ten bahsetmek ister misin? Dijitürk'ten bahsetmek istemiyorum. Şöyle, Eren internet alırken eve yanlışlıkla Dijitürk de almış. Daha doğrusu paketin içine dahilmiş. Eren de bunu irdelememiş çok fazla. Ben şu receiver mı deniyor buna, alıcı. Bu görüntüden hiç hoşlanmıyorum. Yani şurada PlayStation tek başına görünüyorken kötü değildi. Ama bu buraya yazılı mazılı geldi, ben hiç sevmiyorum. Bunu hiç estetik bulmuyorum açıkçası. Onun haricinde de burada söyleyeceğim, şunları yeni astık. Bunları da bugün astık. Bu tabloları. Eski evdeyken de tam buradaydı bu tablolar. Televizyonun üstündeydi. Bunlar birazcık taşınırken boyaları gitmiş ama yani çok da umursamayacağım. Hafiften böyle bir eskitme havası olmuş. Saati de oraya astık. Neyse, geçen sefer videoda fark ettim ki biz ev Levent manzaralı deyip durmuşuz ama Levent hiçbir yerden görünmüyor. Bahsettiğim yer şurasıydı. Neyse, Sonic buradan dışarıyı izlemeyi çok seviyor. Aşağıya bakmayı, dışarı bakmayı falan, şuraya tüneyip. Gel yanıma. Var mı sormak istediğim bir şey, söylemeyi unuttuğumuz? Hayır, yok. Yok değil mi? Bu arada 2-3 haftadır düzenli video atmıyorum. Hatta bir daha öncesinde de böyle 2 haftada bir falan atmıştım. Onlar düzene girecek. İşte bu evin işleri, Antalya'daydık, buraya geldik, Adana'ya gittim geldik falan derken böyle birazcık düzenimiz karışmıştı. Şimdi o düzen tekrar normale döndü, her şey yerine oturdu. O yüzden artık videolar haftalık gelmeye devam edecek. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı, çana basmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Bye.